142 yıl önceydi. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir sürgünle kutsal topraklarından kovuldular. Ailelerini, evlerini ve hatta dünyadan göçmüş olan sevdiklerini o topraklara gömüp geldiler. Belki birçok şey bırakmışlardı ana vatanlarında. Ama bir tek şeyi bırakamadılar o topraklarda. O da kalplerindeki umuttu. Kafkas kültürü Türkiye'nin pek çok ilinde, ilçesinde, köyünde yaşatılıyor. Ancak İzmir'in bir köyü var ki Ege'nin en aktif köyü olma özelliğine sahip. Yılın belli dönemlerinde yurdun çeşitli yerlerinden yapılan katılımlarla Arıkbaşı köyünde bir festival düzenlenir. Festivalde kendi yöresel dansları sergilenir, kültüre özgü yemekler yapılır, kültürel dayanışma ve kaynaşma sağlanır. Akar hadi yakasma yathamat akar ege sen kom ikafkas kasıkma yapsıro yakınıra hadi gezi uçam şu bezere plan pege som ge haş vapso fışsa o Arıkbaşı köyü Bayındır ilçesine bağlı, İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı bir çerkez köyüdür. Bu köy 1864 yılında şimdiki Sovyetler Birliği veya işte Rusya'dan, Kafkasya'dan sürülen çerkezlerin oluşturduğu bir köy. Bizim atalarımız önce Balkanlara yerleştiriliyor. Bu sürgün sırasında bir kısım köy oraya yerleştiriliyor. 1877 Rus Harbi'nden sonra Osmanlı yenilince ilk şeyde barış antlaşması sırasında oradaki Çerkezlerin yeniden Osmanlı topraklarına alınması isteniyor. O vesileyle bizim köyümüz ikinci bir göçle 10-12 sene sonra Balkanlarda yaşadıktan sonra tekrar öncü insanlar geliyorlar. Türkiye'den yerler beğeniyorlar. Önce Milas'a yerleşmeyi düşünüyorlar. Sonra çıkan öncü birlik, öncü insanlar şimdi köyümüzün bulunduğu yeri beğeniyorlar. Gece orada yatmışlar. Orada rahat uyuyunca hem sivrisinek biraz az demişler burada. Hem o şimdiki köyün üst kısımlarında orman falan kalmadı.
Ama o zaman ormanlık bir yermiş. Orasını beğeniyorlar. Oraya yerleşiyorlar. Dans bir tutkudur. Dans bir yaşam biçimidir. Sınırsız bir özgürlüktür dans. Kafkas dansı kültürünü özümsemiş bir danstır ve Kafkas halkı dansı bir tutku olarak görür. Arıkbaşı köyü de bir anlamda düzenlediği bu festivalle tutkularına ev sahipliği yapar. Kafkas kültürünü yaşatmak için şimdiye kadar hep doğal süreç içerisinde işte insanlar kendi kültürlerini korusunlar diye herkes bir organizasyon olmadan doğal olarak bir araya geliyordu. Zaman zaman insanlar, gençler bir araya gelip yeniden işte folklorlarını öğrenmek için bir çaba sarf ediyorlar. Ustalar yeni çıraklar yetiştiriyorlar, yeni gençleri yetiştiriyorlar. Bu şekilde aşağı yukarı 40 seneden beri, 35 seneden beri böyle geliyor. Fakat bu arada bir 40 yıllık da tamamen Çerkes kültüründen uzak bir dönem yaşandı. Mesela düğünleri davulla zurnayla yapmaya başladılar. İçkili düğün yapmaya başladılar. Bildiğimiz Türk düğünleri, çevredeki düğünlerin aynısı bizim köylerde yapıldı. Aşağı yukarı bir 40 sene böyle gitti. Sonra 1970'lerde yeni dernekler faaliyete geçmeye başlayınca derneklerin tetiklemesiyle, ondan sonra köydeki bazı insanların öncülük etmesiyle yeniden işte Çerkes müziklerini çalan insanlar yetişti. Yeniden bu oyunları gençlere öğrettiler. O sırada yeniden bir folklor ekibi kuruldu. Böyle bir dönüş oldu. Dilimizi kaybetmeseydik. Yeni bir jenerasyon dilimizi bilmiyor. Başta benim çocuklarım bilmiyorlar. Bu büyük bir kayıp. Bazı şeyler var ki mesela bunu Türkçe anlattığınız zaman hiçbir anlamı olmuyor. Yani o kültürden koptuğu zaman o hikayenin bile bir anlamı olmuyor. Çerkesçe bir fıkrayı Türkçe anlattığınız zaman hiçbir esprisi kalmıyor. Dil onun dışında tabii kültürün şeyi mihenk taşı. Kültürü yaşatan dil. Milleti yaşatan dil. O bakımdan yani dilin kaybolması çok büyük kayıp.
Okunu feye, ben feyge. Sıptın feyeme, sıttıra. Pseptın feyeme, pseptıra. Pşöptın feyeme, pşöttıra. Afsor kosi çara, mıkır olgur, tihogur sitara.